Merhaba arkadaşlar. Bu seferki anlatımda size KitKat'a geçişte sorun yaşayan arkadaşlarınız için bir anlatım hazırlayacağım. Şimdi indirdiğimiz KitKat güncellemesini telefonumuzun hafıza kartına kopyalıyoruz. Bakın şurada kopyaladım ben. Yeniden sistem güncellemeye gelelim. Yerelden seçelim. Hafıza kartı. Gördüğümüz gibi geçersiz dosya. Lütfen güncelleme paketini yeniden seçime güncelleyin. Eğer siz de böyle bir hata alıyorsanız uygulayacağınız yöntem şudur. Genelde 4-2-1 Android'in sürümünde oluşuyor bu sorun. Şimdi telefonumuzu iyice kapatıyoruz. Bekleyelim kapansın. Evet, kapandı. Şimdi yapmamız gereken şu. Ses açma ve power düğmesine aynı anda basıyoruz. Bakın geldi. Komut yok. Tekrar ses açma düğmesine basalım. Veya da power düğmesine. Bakın. Buradan hafıza kartımızı seçiyoruz. Update from SD kart. Ben hafıza kartını kopyaladım. Ses kısma düğmesiyle aşağıya ilerliyoruz. Seçmek için yukarı ses açma düğmesine basıyoruz. Bakın, şimdi tekrar aşağıya doğru gidelim. Maalesef seçtiğimiz güncellemeyi SD kart 1'de görüyor. Yani SD kart 2'de diye tahmin ediyordum. Şimdi buraya geliyoruz güncellemenin üzerine ve telefonumuzun yukarı ses açma düğmesine basıyoruz. Gördüğünüz gibi kurulum başlıyor. Sistem güncellemesi yükleniyor. Şimdi yapmamız gereken yüklenene kadar bekliyoruz. Gördüğünüz gibi yükleme işlemi başladı. Bu işlemi yaparken şarjınızın en az %50 olmasını tavsiye ederiz. Yükleme sırasında doğabilecek herhangi problemlerden dolayı sorumluluk kabul etmiyorum. Gördüğünüz gibi. Güncelleme tamamlandı diyor. Şimdi sistemi yeniden başlatıyoruz. Reboot System Now. Yukarı düğmesine tıklıyoruz. Bakalım ne oldu. Evet, açılıyor telefonumuz. Bekleyelim.
İlk açılış biraz uzun sürüyor. Evet, gördüğünüz gibi telefonumuz açıldı. Bir de seçeneği Türkçe'ye. Şöyle biraz daha size yaklaştırayım. Daha iyi görün. Ben sana hızlı geçiyorum, atlıyorum. İşte daha sonra gerekli ayarları yaparsınız. Size göstermek için hızlı geçiyorum. Gördüğümüz gibi herhangi bir sorun yaşamadan kitkatımızı yükledik. Sistem güncelleme. Gördüğümüz gibi Android sürümü 4.4 olarak güncellendi. Ayarlara girelim. Gördüğümüz gibi Android sürümü 4.4.2. Bakın KitKat. Android KitKat 4.4.2. Sorunun çözümü bu şekildeler arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bakın geldi. Komut yok. Tekrar ses açma düğmesine basalım. Veya da power düğmesine. Bakın. Buradan hafıza kartımızı seçiyoruz. Update from SD kart. Ben hafıza kartına kopyaladım. Ses kısma düğmesiyle aşağıya ilerliyoruz. Seçmek için yukarı ses açma düğmesine basıyoruz. Bakın, şimdi tekrar aşağıya doğru gidelim. Maalesef seçtiğimiz güncellemeyi SD kart 1'de görüyor. Yani SD kart 2'de diye tahmin ediyordum. Şimdi buraya geliyoruz güncellemenin üzerine ve telefonumuzun yukarı ses açma düğmesine basıyoruz. Gördüğünüz gibi kurulum başlıyor. Sistem güncellemesi yükleniyor. Şimdi yapmamız gereken yüklenene kadar bekliyoruz.
gördüğünüz gibi yükleme işlemi başladı. Bu işlemi yaparken şarjınızın en az %50 olmasını tavsiye ederiz. Yükleme sırasında doğabilecek herhangi problemlerden dolayı sorumluluk kabul etmiyorum. Gördüğünüz gibi. Güncelleme tamamlandı diyor. Şimdi sistemi yeniden başlatıyoruz. Reboot System Now yukarı düğmesine tıklıyoruz. Bakalım ne oldu. Evet, açılıyor telefonumuz. Bekleyelim. İlk açılış biraz uzun sürüyor. Evet, gördüğünüz gibi telefonumuz açıldı. Bize seçeneği Türkçe'ye. Şöyle biraz daha size yaklaştırayım. Daha iyi görün. Ben sana hızlı geçiyorum, atlıyorum. İşte daha sonra gerekli ayarları yaparsınız. Size göstermek için hızlı geçiyorum. Gördüğümüz gibi herhangi bir sorun yaşamadan kitkatımızı yükledik. Sistem güncelleme. Gördüğümüz gibi Android sürümü 4.4 olarak güncellendi. Ayarlara girelim. Gördüğümüz gibi Android sürümü 4.4.2.